Türkiye'nin dış politikasını Davutoğlu'nu başbakanı yanlış yönlendirdiği şeklinde mi düşünüyorsunuz? Yoksa Türkiye doğrudur, Orta Doğu'da... Hayır, bana göre yanlış yönlendiriyor. Yani Davutoğlu'nun yanında mısınız? Hayır, ben şahsen karşısındayım fikirlerine. Katılmıyorum. Biraz ve bunu da normal olarak kabul ediyorum. Niye? Şöyle. Öğretim üyeleri, yani genellikle profesörler ki şeyinde Sayın Davutoğlu'nun da kitabı var. Bir kitabı derinlik var. Derinlik stratejisi. Stratejik derinlik adında. Dünyada en az atıfta bulunan... Orada bir hayali vardır o öğretim üyesinin. Fakat siyasetçinin böyle bir hayali olamaz. Siyasetçi günlük yaşamla mücadele eden kişidir. Hayallerle hareket edemez. Çünkü hayallerle hareket ettiği takdirde bunun dönüşü çok ağır olur kendisine. Şimdi siz Davutoğlu'da biraz hayalperest mi buluyorsunuz? Tabii yani, hayır, bu her hocada vardır. Nasıl bir hayalperest peki bu? Şimdiki yeni Osmanlı ne, yani. Yeni bir Osmanlıcılık. İslam dünyasında, İslam dünyasının liderliği. Bunu... Tanır mısın Sayın Davutoğlu'nu? Çok fazla değil yani, ama merhabamız vardı. Yok, hayır, söylemedim. Yani o kadar bir samimiyetim de yok. Ama siz bu hayalinizi getirip reel politikaya oturttuğunuz zaman hiçbir yeri tutmaz. Peki başbakanın ustalık döneminde bu hatası değil mi? Şimdi insanların da bir yerde hoşuna gidiyor. Yani şimdi düşünün ki bir yeni bir Osmanlı İmparatorluğu yarattık. Bunun karşılığı var mı? Olmaz yani, siz yani şeyde var, yani filmlerde var, o geçmişe seyahat falan var ama maalesef gerçek dünyada öyle bir şey yok. Yani siz Arap dünyasının lideri olmaya çalışıyorsunuz. Araplar bu kadar işte tek bir ırk olmalarına rağmen 20'nin üstünde devlette oluşuyorlar. Ve çok farklılar, homojen bir yapı değil de. Ve birbirleriyle de düşmanlıklar içerisindeler ama tek bir müşterek günleri vardır onların. Yaz günüdür o. O yaz günü Cemal Paşa'nın Lübnan'da, Beyrut'ta yüzün üstünde Arap entelektüelini astığı gündür. O bütün Arap aleminde müşterek bir yaz günüdür. Yani siz bunların lideri olmaya kalkıyorsunuz. Şimdi siz bunların lideri olmaya çalışıyorsunuz. Olmadığını da gördünüz ve siz şunu da görmüyorsunuz. 1500 yıldır İslam alemi ikiye bölünmüş vaziyette. Yani bir Şii, bir Sünni kesim diye ve hatta birbirlerinin işte kanını içiyorlar. Yine de doymuyorlar. Peki birisi... Ve dolayısıyla da Osmanlı bunun farkına vardığı için çok uzun bir... ilk barış anlaşmasını, hudutun belirlenmesini İran'la yapmıştır. Ve o tarihten sonra da savaşmamıştır. Kasr-ı Şirin. Yani, evet, ve bir şekilde bölünmüştür. Yani Şii dünyasıyla Sünni dünyası. Şimdi biz hem Şii dünyası, yani biz onu göremedik, bu en basit şeyi bile göremedik ve bir yerde de hoşumuza gitti. Yani sokaktaki insanın bizi alkışlaması, meydanlarda bizi teşcih eylemesi bizim bir yerde hoşumuza gitti. Ama belli bir süre sonra o real politikada şunu gördük ki, dünya öyle değilmiş. Peki Davutoğlu bizi savaşa götürür mü? Şu andaki şeye baktığınız zaman... Yani Türkiye'nin savaş tehlikesi var mı? Var. Var. Yani çünkü şu anda Suriye'de özellikle hududumuz bölgesinde yerleşmiş olan cihatçıların birçok açıklamaları vardı. Ben bir ara İngiliz bir gazetede okumuştum. Onların lideriyle yapmış olduğu görüşmede bizim hedefimiz Suriye değil. Suriye çok küçük bir ülke. Bizim hedefimiz tüm Orta Doğu ama özellikle Türkiye'dir diye de beyanatı vardı. Şimdi her an bu savaş bizi sıçrayabilir.